Merhaba. Bugün size Apple ekosisteminden bahsedeceğim. Neden böyle bir ekosistem var? Nasıl kullanılır? Avantajları nelerdir? Her şeyden öte maliyeti nedir? Bunları yanıtlamaya çalışacağım. Şu an masada gördüğünüz gibi çok sayıda Apple cihazı var. Ancak ekosisteme giriş yapabilmek için bu cihazların hepsine gereksinim yok elbette. Ben yine de sizler için tek tek bu cihazlardan bahsetmeye çalışacağım. Şu an elinde Apple TV ve iMac yok. Ancak bunlara da kısaca değinmeye çalışacağım. Şimdi ürünleri kutularından çıkardım ve kısaca bahsetmeye çalışayım hepsinden. İlk olarak iPhone'dan başlayayım. Aslında şöyle birazcık da nostalji yapmak istiyorum. Ben ilk iPhone 4 ile başlamıştım. Ve o zaman çok ilginç bir cihaz olarak gelmişti bana. Çünkü Android'e de zaten yeni yeni alışıyordum. Android'den sonra iPhone'a geçiş, iOS deneyimi çok farklı gelmişti. iPhone 4'ten beridir zaten bir iPhone kullanıcısıyım diyebilirim. iPhone 4'ten hemen sonra iPhone 5S'e geçmiştim. O da Space Gray bir cihazdı. Ve gerçekten güzel bir deneyim sunmuştu benim için. Uzun süre iPhone 5S kullandım. Sonra bir ara iPhone 7 Plus'a geçtim. Ve onda da ekran büyüdüğü için çok memnun kalmıştım onunla da. Daha sonra ise en son iPhone XR'a geçiş yaptım. iPhone XR'da Product Red adlı ürünü satın aldım. Ve uzun süredir de iPhone XR kullanıyorum. Şöyle göstermeye çalışayım. Şimdi iPhone'dan bahsedecek olursak, dediğim gibi ben iPhone XR kullanıyorum ve videoyu iPhone 11 Pro ile çekiyorum. iPhone XR'ın güncel fiyatına baktığım zaman şu an başlangıç fiyatına 7099 TL diyor. Gerçekten ucuz diyemeyeceğimiz bir fiyat maalesef ülkemizde kullarında etkisiyle bu fiyatlar artmaya devam ediyor diyebiliriz. Ekosisteme giriş için iPhone bilmiyorum olmazsa olmaz diyebileceğim bir cihaz aslında benim için. Sizin için böyle midir bilmiyorum. Halihazırda belki Android kullanıcısınızdır ama şu an birazdan değineceğim cihazlarla en çok haşır neşir olduğum cihazım zaten iPhone'um diyebilirim. Çünkü iPhone'da başladığım bir işe ya iPad'de ya da MacBook'ta devam ediyorum. Veya tam tersi oluyor. MacBook veya iPad'de başladığım bir işe genelde de iPhone'da devam ediyorum. Bunu hem alışveriş uygulamaları için düşünebilirsiniz, hem not alma uygulamaları için düşünebilirsiniz. Aslında hemen hemen kullandığım her uygulamada böyle bir geçişkenlik var benim için. Bu nedenle kendi adıma söyleyecek olursam iPhone benim için olmazsa olmaz ekosisteme giriş için. iPhone'dan sonraki cihazım ise benim için en önemli cihazlardan biri MacBook Air oldu. Aslına bakarsanız MacBook Air'i ben 2018 yılında aldığımda yanlış hatırlamıyorsam 3499 TL gibi bir fiyata almıştım. Ama şu an baktığınız zaman zaten bu model, bu MacBook 2017 diye geçiyor olması lazım. MacBook Air 13 inçti. O zamanlar alma sebebim, zaten mobil uygulamalarla ilgili çalışıyorum. Aslında iş analistiyim ama yazılımcılarla da çok sıkı çalıştığımız, yakın çalıştığımız için hem Android hem de iOS geliştirme adına bu cihazla başlamak istemiştim. Ama tabii şöyle bir hata oldu. Geliştirme yapacaksanız, Xcode ya da Android Studio kullanacaksanız artık MacBook Air çok tavsiye edebileceğim bir cihaz değil. Mutlaka MacBook Pro'ya yönlenmeniz gerekiyor. Ama MacBook Pro'ya yönlendiğiniz zaman şu an giriş fiyatları bile 9.000'lerden 10.000'lerden başlıyor gördüğüm kadarıyla. Yani çok ucuz cihazlar değil yine. Ama MacBook Air'ı şu açıdan seviyorum. Benim aynı zamanda bir blogum var. Blogda yazılar yazarken hem taşıması rahat benim için hem de yazı yazarken çok fazla şarjı tüketmiyor. Uzun süreler gidebiliyor. Bu açıdan gerçekten güzel bir deneyim sunuyor. Zaten dediğim gibi telefonumdaki bir yazıyı notu çok kolayca aktarabiliyorum. Tam tersini de yapabiliyorum. Özellikle blog yazılarımı bu bilgisayarda karşılıyorum diyebilirim. Bunun dışında önce bir Apple Watch'a değinmek istiyorum. Apple Watch'un bende şöyle değişik bir anısı da var aslında. Yanılmıyorsam geçen sene ya da ondan önceki seneydi. Tam hatırlayamadım. Geçen sene olması lazım.
Marketing Meetup etkinliğine katıldım. Orada bir soru sorulmuştu ve en hızlı şekilde doğru yanıtlayan kişiye Apple Watch hediye edeceklerdi. O şanslı kişi ben oldum. Ve o zaman aslında Apple Watch 2 kullanıcısıydım. Şimdi Apple Watch Series 4 kullanıyorum geçen yıldan beridir. Şimdi benim yakın zamanda en son aldığım cihaz iPad Pro oldu. iPad Pro da aslında yine çok ucuz sayılmayacak bir cihaz. iPhone'la yarışır durumdalar. Ben hangi cihazı tercih ettim? Öncelikle iPad Pro 2020 modelini aldım. 11 inç olanı. Ve şu an bir öğrenci indirim kampanyası var. Aslında internetten satın aldığınızda çok böyle öğrenci misiniz değil misiniz diye sorgulamıyor. Ama sorgulayacak olsaydı da kardeşim üniversite öğrencisi. Onun adına alabilirdim. Ama ona gerek kalmadı. Şu an internet sitesinden iPad Pro aldığım zaman aynı zamanda bir de AirPods hediye ediyorlar. Bu AirPods ikinci seri AirPods. Eğer kutusunu kablosuz şarj kutusu olarak almak isterseniz ekstra bir ödemeniz gereken ücret çıkıyordu. Yanılmıyorsam 350 TL gibi bir şeydi. Ben belki hani ileride kablosuz şarj edebilirim diye kutu için ekstra para vermeyi tercih ettim. iPad Pro'yu aldım ve yanında daha nispeten düşük bir ücretle AirPods 2 de almış oldum. iPad Pro aldıktan sonra bir de Apple Pencil alma ihtiyacı duydum. Hem böyle boş vakitlerinde uğraşacağım Procreate gibi uygulamalar olacak, çizim uygulamaları. Hem de not alacağım. Kalemle daha iyi bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Tabii iPad Pro aldığım zaman birinci nesil kalem kullanamadığım için ikinci nesil yani Apple Pencil 2 almak durumunda kaldım. Bu da yine çok yani bir kalem için pahalı diyebileceğimiz bir ürün. Ama tabii çok farklılaştırıyor iPad deneyimini. Çok iyi seviyelere çıkartıyor bu deneyimi. Bu da yine öğrenci indirim kampanyasında aksesuarlar kategorisinde yaklaşık 1100 TL gibi bir fiyata geliyordu. Şimdi ekosistemin detaylarına inmeye başlayalım. Öncelikle Apple ekosistemine giriş yapıyorsanız ve tüm cihazlarda işleminize devam etmek istiyorsanız zaten bir iCloud hesabınız olması gerekiyor ve tüm cihazlarda aynı iCloud hesabıyla oturum açmanız gerekiyor. Bu olmazsa olmaz ilk maddemizdir. iCloud'la işlem yaptığımız zaman aslında iCloud'a attığımız, yedeklediğimiz dosyalar zaten bulut tabanlı bir sistem olduğu için örnek olarak Files'a girip iCloud Drive'da dosyalarımıza baktığımız zaman bunu ister iPhone'da, ister iPad'de ya da ister MacBook'ta iCloud Drive'daki tüm dosyalarımıza erişebiliyoruz. Yani bu çok büyük bir yenilik değil. Zaten Google Drive atsanız bile tüm cihazlardan Google hesabınıza erişebilirsiniz. Ama bunu da söylemiş olalım. Şimdi biraz da uygulama marketinden bahsedelim. Örnek olarak App Store'a geldiğiniz zaman bir uygulama aratmak istiyorum. Benim yakın zamanda almak istediğim bir uygulama bu zaten. Şöyle yapalım. GoodNotes'a giriş yapalım. Şu an GoodNotes'un detayına giriyorum. Bunu aynı zamanda şöyle yapacağım. Bakın burada Offers iPhone and Mac Apps diyor. Zaten tablette arattığımda yani iPad'de arattığımda uygulamanın kendisi var. Bu demek oluyor ki iPad zaten destekliyordu. Biraz önceki yazıda gördüğünüz üzere hem iPhone'un hem de MacBook'un desteklediğini söylüyor. O zaman MacBook'tan App Store'a gelip burada da aratabilirim. GoodNotes 5 diye. Bakın burada da çıktı. Buradaki App Store'a da girelim. Şu an gördüğünüz gibi bu uygulama iPhone'u, MacBook'u ve iPad'i desteklediği için üçünde de markette bu uygulamayı görebiliyoruz. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bu uygulama iPad'de 74,99 TL gösteriyor. Aynı zamanda iPhone'da ve MacBook'ta da aynı fiyatlar gözüküyor. Bazen öyle denk geliyor ki, örnek veriyorum, bu uygulama iPad'de 74,99 iken iPhone'da daha ucuz olduğunu görebilirsiniz. Eğer öyle bir indirim kampanyasına vesaire denk gelirseniz şunu yapmanız mümkün. Gidip iPhone'dan yani hangisi daha düşük gösteriyorsa uygulamayı gidin oradan satın alın. Zaten uygulama
3 cihazı da desteklediği için hangisinden aldığınız fark etmiyor. Kendi iCloud hesabınız 3 cihazda da aynı olduğu için birinde satın aldığınız zaman destekli olan uygulama diğer cihazlarda da satılan alınmış gözüküyor. Ve hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Ben bu örnekte eğer kartla ilgili bir hata almazsam şunu da tamamlayayım. GoodNotes 5'ı iPad üzerinden satın almak istiyorum. Şimdi amacım şu, buradan satın aldığımda hem iPhone'dan hem de MacBook'tan da ayrıca tekrar satın almaya gerek kalmadan bu uygulamayı kullanabilmek. Şu an satın alma işlemini başlatmaya çalışıyorum. Neydi? Şu an satın alma gerçekleşiyor. Bakın burada iPad'den başladım ama şu an iPhone'uma da uygulama inmeye çalışıyor. Aynı zamanda MacBook Air'da da indirebileceğim bir buton çıktı. Dilersen MacBook'ta da basıp indirmeye başlayabilirim. Hatta basalım, bir yandan o da indirsin. Şu an tek satın almayla 3 cihaza da aynı uygulamayı yüklüyoruz. Evet, uygulama şu an hem iPhone'a hem de iPad'e inmiş durumda. Biraz internet bağlantısı nedeniyle MacBook'ta uzun sürüyor. Örnek olarak iPad'de açalım uygulamayı. Burada iCloud'la senkronize olsun diyor. Evet diyelim. Bir tane hemen not oluşturalım burada. Şöyle test diye bir şey yazalım. Ve bunu da kaydedelim. Şöyle yapalım. Bunu kaydettik. Şimdi geliyoruz. iPhone'da açalım. Bu arada Apple Pencil maalesef iPhone'u desteklemiyor. Onun için şöyle harici bir ucu yumuşak olan bir şeyle deneyebiliriz. Bu da çok keyifli bir deneyim sunmuyor ama göstermiş oldum. Evet, orada kaydettiğimiz dosya. Bakın burada buluttan çekmeye çalışıyor şu an. Evet, demin yazdıklarımızı buradan açabiliyoruz. Aynı zamanda şu an MacBook Air'da da uygulama indi. Hemen open diyelim. Uygulama açılıyor. Burada da hızlıca geçelim tanıtımları. Burada da hemen yine hesaptan biraz önceki dokümanımızı çekmeye çalışıyor. Evet, buraya da geldi. Şöyle büyütelim. Gördüğünüz gibi tek satın almayla 3 cihazda birden kullanabiliyorum. Tabii burada şöyle bir durum var. Siz bunu kendiniz için satın aldınız ama eşiniz, kardeşiniz ya da bir yakınınızda kullanmak istiyorsunuz ortak olarak. O zaman şöyle bir şey yapabilirsiniz. iCloud hesabınızı aslında Family ekleme gibi seçenekler var. Family alanından bir kişi eklerseniz, örneğin kardeşiniz eklediniz diyelim. Bu durumda kardeşiniz de kendi iCloud hesabıyla kimin hesabından satın alma yaptığınız çok önemli değil. Artık bu örneğimizde mesela GoodNotes 5'i aldığımız için Family'ye eklediğiniz kişiler de GoodNotes 5'i kullanabilir durumda oluyor. Ayrıca satın almalarına gerek kalmıyor.
Bunu birazcık işte PlayStation'dan mesela PSN kardeşlik gibi modellere benzetebilirsiniz ya da YouTube'da aile, Netflix'te aile gibi üyeliklere benzetebilirsiniz. Ama bu satın aldığımız uygulama zaten tek seferlik bir satın alma istiyor ve dediğim gibi herhangi bir hesaptan aldığınız Family'deki herkes kullanabilir durumda şu an. Şimdi şöyle farklı bir örnekle devam edelim. Ekosistemin güzel yanlarından bir tanesi de mesela Safari'yi açtık. Şurada ben yeni bir sekme açayım. Kendi bloğuma gidelim. Şu an Safari'de açtım. iPad'de açtım. Ve sonra gidiyorum. Ben bunu varsayalım ki iPhone'da devam etmek istiyorum. Bakın yukarı kaldırdığınız zaman şurada Safari from iPad diye çıktı. Buna bastığınız zaman Safari hemen iPad'inizdeki o an açık olan sekmeyi açmaya çalışıyor. Örnek olarak burada benim bloğuma gittik şu an. Tamam, burada da bir tane yazı açalım. Şimdi burada da GoodNotes'tan çıkalım. Şurayı hemen göstereyim. Farklı bir cihazda Safari açtığınız için bakın üstüne geldiğim zaman Safari from iPhone XR diyor. Bu da telefonumdan açtığım sayfayı gördü. Ve artık telefondan değil de MacBook'tan devam etmek istersen gördüğünüz gibi son sayfayı açmış oldu. Tabii bunun tersi de mümkün. Yani MacBook'ta başladınız, iPad'e geçtiniz. İşte iPad'den telefona geçtiniz vesaire. Örnekleri çoğaltabilirsiniz bu şekilde. Bir de şunu yapalım. Örnek olarak ben MacBook'umdan şöyle geri geliyorum. Varsayalım ki Efsane Oyunlar diye bir yazı yazmışım. Onun linkini kopyalıyorum. Bakın burada kopyaladım. Şu an şuraya yapıştırmaya çalışırsam evet doğru kopyalamışım. Şimdi kapatalım. Geliyorum. Bu notlar uygulaması olabilir. Başka bir uygulama olabilir. Varsayalım ki bu sefer ben Safari'de yeni bir sekme olarak açacağım diyelim. Artı diyorum. Bakın. Bir yazı çıktı. Hemen MacBook Air'den yapıştırıyorum diye. Yapıştır dedik. Bakın geldi. Aynı şekilde iPad'e geçiyorum. Yeni bir sekme açayım. Bu da MacBook Air'den yapıştırabiliyor. Bu sefer şöyle bir şey yapalım. Telefonuma geldim. Mesela oyuncunun kelimesini kopyaladım. Bakın şu an iPhone'dan yapıştırmaya çalışıyor. Şimdi biraz da AirDrop'tan bahsetmek istiyorum. AirDrop'la gerçekten bu ekosistemdeki cihazları arasında birbirine dosya transferi yapmak gerçekten çok kolay. İster fotoğraf, ister video, doküman vesaire ne isterseniz isteyin. Çok kısa sürede hiç kabloyla, USB ile vesaire hard diskle uğraşmadan çok kolayca wireless yöntemiyle aktarabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Settings'ten AirDrop diye aratıyorum. AirDrop ayarlarına geldiğiniz zaman 3 tane seçenek çıkıyor. Burada da yazalım. Şimdi ben şu an Everyone diye işaretlemişim. Yani herkes tarafından AirDrop üzerinden doküman vesaire alıp gönderebilirim diye. Ama siz isterseniz almayı kapatabilirsiniz. Sadece gönderme işlemi yapabilirsiniz. Ya da biz şu an Everyone diye bırakalım. Hata almamak için en azından. Şimdi AirDrop için şöyle bir örnek yapabiliriz. Mesela MacBook Air'da bir tane görsel var. Şöyle bakalım hemen. Evet, bir fotoğraf var. Bu fotoğrafı şöyle AirDrop'u seçelim. AirDrop dediğimde bakın iPhone ve iPad'i buldu. Şimdi iPhone'a basarak iPhone'a gönderebilirim örneğin. Gönderelim bunu. Hemen iPhone'uma geldi bu ve göstermeye başladı. Şimdi aynı dosyayı bu sefer buradan AirDrop diyorum.
Bakın, bir iPad çıktı, bir de MacBook Air çıktı. Ben bu sefer iPad'e göndermek istiyorum. Bakın geldi. Çok kolay bir şekilde dosyayı cihazlarım arasında transfer etmeyi başardım. Şimdi bunların dışında aynı iCloud hesabıyla bağlı olduğunuz zaman mesajlar, telefonlar, gelen bildirimler her cihazınıza gelebiliyor. Örnek olarak buradan Watch uygulamasına girdiğim zaman Watch'ta da burada notification var. Notification bölümünde şu an Apple Watch'ta kurulu olan ve işte bildirim gelsin gelmesin diye işaretlediğim uygulamalar var. Örnek olarak burada Apple Store'dan bana bir bildirim gelirse eğer şu an hem bu iPhone'uma gelecek hem de Apple Watch'uma gelecek. Aynı zamanda zaten diğer cihazlarımda da bildirimler gelebiliyor. Eğer bunları açık tuttuysam bir şekilde. Yani bir arama geldiği zaman o aramayı hem telefonunuzda görebiliyorsunuz hem Apple Watch'unuzda görebiliyorsunuz. İşte MacBook ya da iPad yanınızdaysa, o an bağlantıdaysanız onlarda görebiliyorsunuz ve istediğiniz herhangi bir cihaz üzerinden görüşmeyi başlatabiliyorsunuz. Ben daha çok şöyle kullanıyorum. Telefonum örnek olarak burada diyelim ama ben telefondan uzağım ya da telefonum şarjda o an ve bir şekilde başka bir odadayken Apple Watch'umdan arabanın geldiğini gördüysem istersem Apple Watch üzerinden yanıtlayabiliyorum. Bu da gerçekten büyük bir kolaylık. Şimdi iPad üzerindeyken şundan da bahsedelim. Apple yakın zamanda Sidecar diye bir özellik duyurdu. Peki bu Sidecar ne işe yarıyor? Eğer örnek olarak bir MacBook'unuz var diyelim. MacBook Air ya da Pro. Siz ikinci bir monitöre ihtiyaç duyuyorsunuz. Ama halihazırda da bir iPad'iniz var ve şunu yapmak istiyorsunuz. Ben iPad'imi ikinci bir monitör olarak kullanayım. Böyle bir isteğiniz varsa Apple bunu artık sağlıyor Sidecar özelliğiyle. Ama şöyle bir detay var. Tabii ki cihazınız bunu destekliyorsa. Örnek olarak bendeki bu MacBook Air maalesef desteklemiyor. Çünkü 2018'de çıkan Retina ekranlardan itibaren MacBook Air'de desteklemeye başladılar. Maalesef ben bu cihazda gidip şu anki iPad Pro'ma Sidecar özelliğini kullandırtamıyorum. Bunun yerine alternatif olarak ne yapıyorum? Ücretsiz olarak Duet Display diye bir uygulama var. Ancak onun üzerinden kablolu bağlantıyla paylaşım yapabiliyorum. Kablosuz bağlantı özelliği de var ancak o ücretli sürümlerdeydi diyebiliyorum. O yüzden hani alternatif yollarla çözebilirsiniz ama yeni nesil bir MacBook aldığınız zaman elinizde iPad'iniz de varsa yine destekleyen bir iPad. O zaman MacBook'unuzu kullanırken iPad'inizi ikinci bir monitör olarak kullanabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla iPad'i de birinci monitör yapıp isterseniz bu sefer MacBook'u ikinci monitör gibi de kullandırtabilirsiniz. Bunun da şöyle bir güzelliği oluyor. Hani yeni bir monitör almak zorunda kalmıyorsunuz. Elinizdeki cihazları aynı anda kullanabiliyorsunuz yan yana koyup. Hem de iPad'e görüntü verdiğiniz zaman kalem destekli ve dokunmatik destekli kullanabildiğiniz için burada editlemeleriniz varsa hızlıca yapıp tekrar pencereyi sürükleyip MacBook'u aldığınız zaman oradan devam edebiliyorsunuz işleminize. Yani MacBook Pro gibi daha güçlü bir cihazınız varsa yeni nesil diyelim. Oradakini iPad'e aldınız, dokunmatik olarak işlemlerinizi yaptınız. Sonra pencereyi tekrar MacBook'a sürüklediniz ve son haline getirdiniz. Bu da gerçekten kullanışlı bir şey. iPad üzerinde bakın şu an iPad'in şarjını ve iPad'in ve Bluetooth yoluyla bağlı olan AirPods'un ve Apple Pencil'ın şarjını da görebiliyorsunuz. Bu da tek yerden hangi cihazınız ne durumda, şarjı takmalı mıyım, takmamalı mıyım kontrol edebileceğiniz güzel bir özellik. Bu videoda ekosistemin nasıl çalıştığını örnekler de vererek anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi iPhone benim için olmazsa olmazdı. iPhone'dan başladığım bir işe diğer cihazlarımla devam edebiliyorum. Gelen aramaları istediğim cihazımda karşılayabiliyorum. Aynı zamanda spor yapacaksam Apple Watch'umdaki sağlık bilgilerini telefonuma aktarabiliyorum.
Bunun dışında AirPods'la müzik dinleyebiliyorum ya da telefon görüşmelerini karşılayabiliyorum. Bir yazı yazacaksam kendi telefonumla başladıktan sonra yine dediğim gibi diğer cihazlardan devam edebiliyorum. Örnek olarak MacBook'ta yazıya devam ederken anlık bir görüntüye ihtiyacım varsa import from iPhone diyerek o anda iPhone'umdan fotoğraf çekip doğrudan yazımın içerisinde o ekran görüntüsünün eklenmesini sağlayabiliyorum. AirDrop zaten büyük bir kolaylık. Bundan bahsettik, dosya alışverişlerinden bahsettik. Yani pahalı bir ekosistem ama geçebiliyorsanız eğer, bir şekilde geçebilirseniz de son derece keyif alacağınız ve zamandan çok fazla tasarruf kazanabileceğiniz bir ekosistem diyebilirim. Tabii alternatif olarak şu an Huawei'de farklı cihazlarla bu alana giriş yapmış durumda. Onların fiyatlarını karşılaştırmadım. Hani Apple'la kıyasladığımız zaman aralarında nasıl bir fark var? Ya da Apple'la aynı seviye midir, daha iyi midir, daha mı kötü? Onları çok iyi bilmiyorum maalesef şu an. Onu da izleyip, inceleyip karar verebilirsiniz kendiniz. Ben uzun süredir Apple kullanıcısı olduğum için Apple'dan örnekler vererek ekosistemi açıklamaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere.